Atanın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar. Ata Yayıncılığı'nın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. Bugün birlikte yeni bir ses öğreneceğiz. İlk iki gruptaki harflerimizi tanıdık, öğrendik, bunlarla ilgili okuma ve yazma çalışmaları yaptık. Şimdi üçüncü gruptaki harflerimize geçiyoruz. İlk harfimiz ne bakalım? Hadi dikkatli bir şekilde dinleyin. Ömer öküze örtü aldı. Ördek vak vak göle daldı. Özlem'in ördeği derede, Özgür'ün öküzü nerede? Ömer'in örümceği örgülü, örümcek kömürlükte sürgülü. Özgür'ün ördeği böyle ötmüyor, Özay'ın öküzü öyle gitmiyor. Ördek suda keyifle yüzer, örümcek hamar attır, örgü örer. Öküz bize tarlada yardım eder, önlük elbise mintilenmesini önler. Harfleri tanıyan çocuklar ve harfini anlatan bu şarkıyı söyler. Evet, şarkıyı dinledik. Ne yapıyoruz? Şarkıda geçen varlıkları buluyoruz. Neler vardı? Önlük. Burada bir önlük var. Şarkıda vardı. Önlük. Önlük. Sonra şu ağaca tırmanmaya çalışan örümceği gördünüz mü? İşte tam burada. Bunu da bulduk. Örümcek. Örümcek. Başka ne vardı? Burada kocaman bir öküz var. Hadi onu da işaretleyelim. Evet, öküz. Öküz. Bu da tamam. Başka ne vardı? Şurada gölde yüzen ördeği gördünüz mü? Ne kadar sevimli değil mi? Ördek. Ördek. Evet, onu da tamamladık. Ve şarkıda geçen tüm varlıkları bulduk. O zaman şimdi fasiküllerimize geçiyoruz. Oradaki çalışmaları yapıyoruz. Hadi başlayalım. Atanın kitapları her an elimde. Hazırsak başlayalım. Evet, bugün 13. fasiküldeyiz çocuklar. Bu fasikülümüzün diğerlerinden farkı, bunun içerisinde iki tane harf birden var. Bunu birlikte öğreneceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak bakalım hangisi gelecek? İlk çalışmamız resimde gördüklerimizi anlatıyorduk. Bakalım bu resimde ne var? Yine biraz büyütelim. Başlayalım anlatmaya. Burada bir ördek ailesi var değil mi? Gözlüğünü takmış ördek ne yapıyor? Örgü örüyor. İpi de var burada bakın. Şişleri eline almış keyifle örgü örüyor. Sonra burada başka bir ördek. Ne yapıyor burada? Galiba sofrayı hazırlıyor. Yemek vakti sanırım. Önlüğünü takmış. Demek ki mutfakta yemekler pişirmiş. Masaya da örtü seriyor. Birlikte burada yemek yiyecekler. Ama burada başka bir misafir daha var. Bakın duvardaki örümcek. Örümcek var burada. O da onları izliyor. Onun da mı karnı acıktı acaba? O da mı yemek yiyecek? Tamam, resimde gördüklerimizi anlattık. Siz başka bir şey gördünüz mü? Harika. Siz de gördüklerinizi böyle bir anlatın çocuklar. Bakalım. Alttaki kısma geldik. Burada ne istiyor bizden? Harika. Burada adında ö sesi bulunan varlıkları işaretlememiz isteniyor. İlki nedir? Ördek. Ördek. Evet, adında ö sesi var. O zaman ördeğin altındaki kutucuğu işaretliyorsunuz. Sonra bir anahtar. Anahtar. Var mı içerisinde ö sesi? Duyduk mu? Duymadık. Tamam, bunu geçelim o zaman. Sonra bir gömlek. Gömlek. Doğru. İçinde bir ö sesi duyduk. Gömleği de işaretliyoruz. Sonra bir kamyon.
Kocaman bir kamyon. Kamyon. Var mı? Yok. Tamam. Bunu da geçtik. Sonra bir gözlük var. Gözlük. Gözlük. Evet. Bu varlığın adında da ö sesini duyuyoruz. Ördeğin de gözünde gözlükler vardı değil mi? Yukarıdaki resimde onu görmüştük. O zaman gözlüğü de işaretliyoruz. Ve sonra mis gibi kokan bir gül. Gül. Duyduk mu? Duymadık. Tamam. Bunu da işaretlemiyoruz o zaman. Şimdi ne söylemiştik? Ördek, gömlek, gözlük. Hazır mısınız? Kontrol edelim bakalım. Evet, doğru bir şekilde cevapladık. O zaman diğer sayfaya geçiyoruz. Diğer sayfamızdaki çalışmalar neler? Bunlara bakalım. Yine karşımıza bir tamamlama çalışması çıktı. Neye göre tamamlıyorduk? Evet, hangi sesi öğreniyorsak o ses o varlığın içerisinde var mı onu buluyorduk. Sonra onu tamamlayıp boyuyordunuz. Burada da adında ö sesi bulunan varlıkları çizip boyayalım diyor. İlki yeşil gözlü bir örümcek. Örümcek. Evet, ö sesi var. Şarkımızda da vardı örümcek. O zaman örümceği güzelce tamamlayın. Sonra boyayın. Sonra bir ampul. Ampul. Yok bunda ö sesi. Bunu boyamıyoruz. Alttakine geldik. Karşımıza yine bir gözlük çıktı. Gözlükte ö sesi var mıydı? Vardı. Gözlük. Harika. O zaman gözlüğü de tamamlayın. Ve bir sürahi. Hani içine su doldururuz, bardağı boşaltırız ya. Evet, sürahi. Var mı sürahide ö sesi? Sürahi. Yok. O zaman bunu boyamıyoruz. Çalışmayı tamamladıysanız şimdi birlikte bir kontrol edelim. Bastık. Evet. Örümcek ve gözlük tamamlanmış, sonra da boyanmış. Tabii siz istediğiniz rengi boyayabilirsiniz bunları. Sayfanın alt kısmıyla devam ediyorum. Ne çıktı karşımıza burada? Evet, bir geyik değil mi bu? Geyikte bazı yerler eksik bırakılmış. Tamamlıyorduk bunları. Hadi birlikte bakalım nasıl tamamlamalıyız. Önce kalemimizi bu yuvarlak kısma koyuyoruz. Sola doğru gidiyoruz. Yuvarlaya yuvarlaya tek bir harekette buradaki yuvarlığı tamamlıyoruz. Sonra geyiğin gözlerini de tamamlamamız gerekiyor. İki kısa çizgimiz var. Burayı da bu şekilde tamamlamalısınız. Geyikten sonra altta bir de anahtarlar var. Onlar da yarıda kalmış. Şunları da bakalım birlikte. Anahtarları da tamamlayalım. Başlangıç noktasına koyduk kalemimizi. Sola doğru gidip yuvarlayıp tamamlıyoruz. Sonrasında da evet iki küçük çizgisini yapıyoruz. İstediğiniz gibi boyayabilirsiniz sonra. Bakalım mı birlikte? Tamamlanınca nasıl olması gerekiyormuş? İşte bu şekilde geyiklerimiz ve anahtarlar. 1, 2, 3 geyik, 1, 2, 3 anahtarı tamamladık. Diğer sayfaya geçebiliriz. Evet, geldi ö harfinin yazılışı. Hadi bakalım, birlikte bakalım. Biraz büyütelim bunu yine. Ö harfinin yazılışına geçmeden önce bunun bir videosu vardı değil mi? Birlikte onu izleyelim. Parmaklar hazır mı? Birlikte takip ediyorduk harflerin yazılışında. Sonrasında da birlikte yazalım bunu. Hadi bakalım. Videomuz gelsin. Ö harfi birinci çizgiyle üçüncü çizginin arasına yazılıyordu değil mi çocuklar? Büyük Ö harfi. Sonra kısa çizgileri birinci çizginin üzerine yazılıyor. Aynı daha önce öğrendiğimiz O gibi. Hadi başlayalım birlikte çizmeye. Kaç harekette yapacakmışız? 1, 2 ve 3. Tam 3 harekette yapıyoruz. Noktalar olmadığında O harfi gibi değil mi? Ama bunun noktaları var. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Hazır mıyız? Hadi birlikte.
Başlangıç noktamız 1. Evet, yuvarladık. 3. çizgiye kadar geldik. Yukarı doğru çıkıp başlangıç noktasına ulaşıyoruz. Tamamladık. 2 ve 3. Tamam. Ne yazdık? Büyük Ö harfini yazdık. Bir kez daha tekrar edelim. Hadi. İlk hareket 1, 2, 3. Harika. Şimdi gidelim bunu birlikte yazalım sizinle çocuklar. Atanım kitapları her an elimde. Evet çocuklar, başlayalım yazmaya. Büyük Ö harfini yazıyorduk. Tam 3 harekette yapıyorduk. Başlangıç noktasından başlıyoruz. İlk hareketimiz bu 1, 2, 3. Hadi yazalım şimdi birlikte. Başlangıç noktasına kalemimizi koyduk. Sola doğru yuvarlıyoruz. Yukarı çıkıp başlangıç noktasına geldik. Bu 1'di. 2, 3. Hadi bir tane daha. 1, 2, 3. Harika. Ördek, örümcek. Büyük Ö harfinin yazılışına örnekler verdik. Bakalım bu kısmı kontrol edelim. Doğru mu yapmışız? Bakalım biraz büyütelim. Evet. Ö. Yazarken de hatırlatmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın burada bir noktacıklar vardı. Renkli nokta. Orası bize başlangıç noktasıydı. Kalemimizi oraya koyup oradan başlıyorduk yazmaya. İkinci sıraya da bakalım. Satırın sonuna kadar devam ettik. Yine aralıklar bırakarak büyük Ö harfini yazdık. Üçüncü sıra ve dördüncü sıra. Böylelikle tamamlamış olduk. Büyük Ö harfini öğrendik. Ördek, örümcek. Bunu öğrendiğimize göre şimdi bir de küçüğünü yazalım. Onu öğrenelim bakalım. Nasıl yazmalıymışız? Hadi bununla ilgili videomuzu da izleyelim. İşte şurada büyüttük, tamam. Evet, küçük Ö harfi bir ikinci aralığa yazılıyor. Küçük çizgiler ise birinci aralığa. İkinci çizgiden başlayıp üçüncü çizgiye kadar yazıyoruz. Ve aralığa da kısa çizgileri koyuyoruz. Büyüğüyle çok benziyor. Evet ama küçüğü. Hadi hazır mıyız? Birlikte başlayalım. 1. Bu birinci hareketti. 2. 3. Tam 3 hareketti. Küçük Ö harfini de tamamladık. Bir kez daha birlikte yapalım. Hadi başlıyoruz. 1. 2. 3. Harika. Bunun da yazılışını gördük. O zaman hadi gelin gidelim. Bununla ilgili yazma çalışması yapalım. Atanım kitapları her an elimde. Şimdi de küçük Ö harfini yazıyorduk. Yine başlangıç noktasına kalemimizi koyduk. 1, 2, 3. Hadi bakalım yazalım bunu da. Renkli bölgeye yazıyorduk. 1, 2, 3. Bir tane daha. 1, 2, 3. Tamam. Hadi diğerlerini de siz tamamlayın bakalım. Küçük Ö harfinin yazılışına da örnekler verdik. O zaman gelin birlikte kontrol edelim. Bakalım çalışmalarımız doğru bir şekilde tamamlanmış mı? Küçük Ö harfi. Evet. İkinci sıraya da baktık. Burada da tamamladık. Çizgilerin dışına taşmadan ve harfler arasında aralık bırakarak yazmayı unutmayın. Bunlara da bakalım. Tamam. Sayfanın tamamındaki etkinlikleri yaptık. Şimdi size Afacan çalışma yapraklarından tavsiye edeceğim birkaç sayfa var. Hemen onu söyleyelim. Evet, Afacan çalışma yaprakları kitabımız. Ve burada 30. çalışma yaprağına geldik. 30. çalışma yaprağının ön kısmını yapıyorsunuz. Burada büyük Ö ve küçük Ö harfinin yazma çalışmaları var. Bunu da mutlaka tamamlayın çocuklar.
Evet, bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeni bilgilerle, yeni kelimeler, yeni cümlelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Atanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise